Belediye başkanlığım döneminde Sayın Kaya'yla bizim ilişkilerimiz bayağı ileriydi. Hatta bazı programlarıma özellikle rahmetli Ahmet Kaya'yı davet ederdim. Yani bunlardan mesela bir tanesi eski Ali Samiyen Stadı'nda yapılan bir programdı. O programa da katılmıştı. Ama tabii hepsinden öte de ben cezaevine giderken cezaevine gideceğimin arefesinde Yedikule'de büyük bir program düzenlenmişti. Yaklaşık 1 milyona yakın insan o gece oradaydı. Ve o gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya'ydı. Tabii Ahmet Bey'in o gün orada bazı ifadeleri vardı, çok önemli. Yani şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyorum demişti. Doğrusu efendim. Ama bak şimdi konuşuyoruz. Ve önceleri Ahmet Kaya'ya metiyeler düzenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, nasıl tabak çanak kırmak suretiyle Ahmet Kaya'nın adeta üzerine saldırdıklarını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduklarını hatırlıyorum. Ve Yedikule'deki o konuşma unutulur gibi değil. Ben tabii Sayın Kaya'yı ülkemize getirmeyi arzu ettim başbakanlığım döneminde. Ve ailesine de bununla ilgili daveti yaptım. Ama aile buna o zaman maalesef sıcak bakmadı. Ve tabii bir sanatçı olarak özellikle de bölgenin önemli bir temsilcisi olarak gerçekten duyguların onun sesinde, sazında yer edindiği bir sanatçı olarak bir devirdi, geldi geçti. Onun için de ben tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de rahmet diliyorum.